idari bir görevde ve bunu yerine getirmeye çalışacağız. En açık haliyle bir kez daha söyleyeyim. Ülkemizin toplumsal tarihinin en parlak ve en onurlu sayfasıdır. Taksim Meydanı ve Gezi Parkı başta olmak üzere yaşam ve yaşam alanlarımıza müdahale ederek topluma dayatılan projelerinin gerçekleştirilmesi uğruna siyasi iktidarın etik, bilim, teknik ve hukuk tanımayan uygulamaları hepinizin bildiği gibi 27 Mayıs 2013 tarihinde amansız ve akıl almaz bir şiddete dönüşmüş. Bu amansız ve akıl almaz şiddet karşısında Gezi Parkı'ndan yükselen sağlıklı kentleşme ve yaşanır kent talebi ülkenin milyonlarca yurttaşının daha fazla özgürlük ve daha fazla demokrasi talebiyle birleşmiş 31 Mayıs 2013 tarihinden itibaren ülkenin dört bir köşesine yayılarak yepyeni ve evrensel bir boyut kazanmış. Ülkemizin toplum, kent ve demokrasi tarihinde izleri hiçbir zaman silinmeyecek onurlu bir sayfa açan Gezi direnişi ilk günden beri ısrarla itham edilerek karalanmaya, Gezi direnişinde dile getiren temel hak talepleri bir suç unsuru gibi gösterilmeye, tarihsel ve meşru gerçeklik çarpıtılmaya çalışılmaktadır. Niyetinizi, korkularınızı biliyor ve bütün bu beyhude çabalarınızı reddediyoruz. Çünkü Gezi'yi biz hep beraber yaşadık ve biliyoruz. Gezi bu ülkenin tarihinin en demokratik, en barışçıl, en yaratıcı, en katılımcı ve en kapsayıcı kitlesel, en kitlesel hareketidir. Hep birlikte konuşup karar vermenin, fikri ve hayatı paylaşmanın, yaşama her boyutuyla sahip çıkmanın duvar yazısı olmuş halidir. Ölümcül polis şiddetine karşı her şehirde yankılanan barışçıl ve haklı tepkinin adıdır. 2013 Mayıs'ının son günlerinden başlayıp Haziran boyunca devam eden ülkemizin bugününe etkilediği gibi geleceğini de etkileyecek olan Gezi'nin tüm renkleri, yani parklarına, meydanlarına sahip çıkmak için barışçıl bir biçimde slogan atarak şarkı söyleyerek sokağa çıkanlar, parklarda çocuklar aç kalmasın diye yerinden, fırınından, bakkalından, marketinden pasta, börek, pide, hatta sarma getiren, biber gazından ya da gözleri kör eden gaz fişeğinden etkilenenleri tedavi etmek için gönüllü nöbet tutan doktorlar, hemşireler, sağlık memurları. En demokratik haklarını kullanırken hukuksuz uygulamalara maruz kalan insanları korumak için seferber olan avukatlar, Gezi'nin haklılığını savunan ve bu haklılığa karşı gösterilen şiddeti protesto amacıyla ülkenin genelinde iki gün boyunca görev yaparak iş bırakan kamu emekçileri, şiirleri, öyküleriyle şehirleri meydanlarına, edebiyat matinelerine çeviren öykücüler, şairler, enstrümanlarıyla meydanları ve parkları renklendiren müzisyenler, hiçbir enstrüman kullanmadan müzik ziyafeti veren korolar, ülke tarihinin en kitlesel, barışçıl ve demokratik halk tepkisini haberleştiren gazeteciler, radyocular, televizyoncular, yarışma programlarından magazin programlarına, tartışma programlarından belgesellere kadar Gezi'ye ekranları taşıyan yapımcılar, sunucular, programcılar, ülkenin çok sesli, demokratik ve çağdaşlaşma sürecinde bir adım olan Gezi'de ben de vardım diyen oyuncular, sanatçılar, yönetmenler, sendikalı ya da sendikasız, güvenceli ya da güvencesiz, ücretli ya da işsiz, ülke yaşam ve emek üzerinden hak talep eden, inşaat işçisinden plaza çalışanına kadar binlerce emekçi, hukuksuz ve kent katili
imar planlarına karşı, teknik ve yasal çerçevede mücadele eden mühendisler, mimarlar, şehir plancıları, şiddete uğrayan kırmızılı kadınlar, Taksim Meydanı'nda sabaha kadar piyano çalan sanatçılar, duran adamlar, Toma karşısında bedeni siper edenler, ağaçlara sarılan insanlar, kararlı duran milletvekilleri, çocuklarını almak için değil yanlarında olmak için gelip zincir olan anneler, geleceğe umut aşılayan gençler, penguen kenarların önünden ayrılmayan plaza çalışanları, meydanlarda kandil kutlayan ve yeryüzü sofraları kuranlar, kütüphaneleri emzirme çalıları dile karşılarını yapanlar ve gecenin üçünde bunları korumak için el ele veren barikat olanlar. Yargılanamaz, suçlanamaz ve kirletilemez. Gezi direnişi terör, darbe dış güçlerin oyuncağı iddiasıyla hiçbir şekilde suç kapsamına sokulamaz, hakkında şaibe yaratılamaz. Çünkü gizli hiçbir karar kapılar ardında ve gizli kapaklı alınmadı. Hiçbir zaman ve hiçbir yerde kendinden menkul kişi ya da kurumların kararları uygulanmadı. Her ne yapılacaksa, bu bazen miting, bazen komiser, kütüphane açılışı, revir ya da mutfak, açık forumlarda ve oy birliğiyle kararlaştırıldı. Gerekli olan sembolik ihtiyaçlar katılanlar tarafından imeceyle karşılandı. Yani Gezi'nin şefi, reisi, yönlendiricisi, talimat vereni yoktu. Bu nedenle İçeriden ya da dışarıdan finansörü olması da mümkün değil. Gezi güncel siyasal gelişmelerin, rekabetlerin, seçimlerin, meclis pazarlıklarının kabına hiç sığmadı. Bu nedenle iktidardaki hükümetin ayarını muhalefet partilerinin ezberini bozdu. Ne adına parti kuranların, ne adına aday olanların seçim beklentilerine yanıt verdi. Bugün burada Gezi hakkında yalanlar ve çarpıtmalarla kurgulandı. Çok açık ithamlar karşısında gerçekleri hatırlatma gibi tarihsel bir sorumluluğu yerine getiriyoruz. Tekrarlamamız bundandır. Haksızlığa, adaletsizliğe, keyfiliğe, dayatmaya, baskıya karşı direnmenin adı bir parktan tüm ülkeye ve dünyaya yankılanan, kente, doğaya, yaşama sahip çıkanların hep bir arızdan bir arada söylediği şarkıydı Gezi. Emekten yana, yoksuldan yana, doğadan yana, ezilmişten yana, ötekileştirilenden yana, kadından, barıştan yana, her direnişin içinde yer alacağı, direnen herkesin dilinden düşüremeyeceği bir şarkı. Bu şarkıyı susturmak için iktidar sahiplerinden güç alan, hukuk ve kurulu tanımaz polis şiddetinin yaşamlarını nasıl kararttığını unutmuş değil. Onlarca arkadaşımızın gözlerini kaybetmesini, binlercesinin yaralanmasını, bunun ardından faillerinin ve hazmettiricilerinin cezasız bırakılmasının böylesi bir kuraldığı mantıktan beslendiğine şahit olduk ve oluyoruz. Eten sarı sürükle medeni yıldırıma öldüren polis ve jandarma kurşunlarını, Ali İsmail'e yönelen ölümcül tekmelerin sahiplerini, Abdullah Cömert'i, Ahmet Atakan'ı, Berkin Eyvan'ı yaşamdan koparan biber gazı fişeklerini, Hasan Ferit'i bulan masrafı bozuntularını ve Membe Dayı Atış'ı bizden alan pervasızlığın bu hukuksuzlukta güç aldığını biliyoruz ve görüyoruz. Gezi sürecine dair dava edilmesi, yargılanması gereken birileri varsa amansızca bir kural tanımadan bu ölümlere ve yaralanmalara neden olanlardır. Bu emirleri verenlerin, koruyanların, mahkemelerini sürücülerinde bırakanların vermeleri gereken hesapları olmalıdır. Kendi yurttaşlarının talepleri berrak, kişiselliği haklı, açık olan bu doğrultuda oturup düşünmek yerine tam tersine düşman yaratma, suç icat etme, ülkenin en demokratik eyleminden darbe, terör, suç örgütü çıkarma girişimleri bu ülkeye ve demokrasiye
sonra iddianame bile olmadan aylarca yıllarca tutuklu bırakmakla, akademisyenleri sivil toplum görevlerini gözaltına sorgulayıp tutuklamakla, anayasal hak ve ödevlerini yerine getirerek yasal ve meşru görevlerini yapan arkadaşlarımızı ifadelere çağırmakla, tıpkı Kavadaş yalancıları gibi yalancı tanık ve iftiracılar bulup çıkarmakla değiştirilemez. İktidarı desteklemek için kendi yarattıkları yalan dünyasında her türlü akıl dışı habere, iftira ve kanılmayı yapmaktan çekinmeyen, kendi uydurdukları yalanlara kendileri inanıp herkesin de inanmasını isteyen bir medyanın tarihi çarpıtma gayretiyle tarafsızlığı çoktan tartışmalara gelmiş adalet aygıtının zorlamasıyla kesiyi suçla, terörle, darbeyle anılan bir eyleme dönüştüremez. Taksim dayanışması olarak 2012 yılının Şubat ayında ilk toplantımızı yaptığımız andaki taleplerimizin de Gezi Parkı'ndaki ağaçların kesildiği, çadırlarımızın yakıldığı günlerdeki tepkimizin de cencecik çocuklarımıza kıyan polis şiddetinden nesil soran tutumumuzun da parklarda, meydanlarda, sokaklarda özgürlük, demokrasi ve insanca yaşam talebinin, milyonların taleplerinin de kararlılıkla halen arkasındayız ve durmaya devam ediyoruz. Bu ülkeye bir gün demokrasi gelecekse onca baskı ve şiddete rağmen kısamadığımız seslerin Gezi'deki yankısından gücünü alacaktır. Ülke tarihinde bir konu sayfası olarak yer alan Gezi direnişini bu ülkenin geleceğine sahip çıkan demokrasi ve özgürlük çığlığını karalama çabasından artık vazgeç. Taksim'de.